NTR Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Erzincan Valiliği tarafından il genelinde gerçekleşen ve devam eden projeleri içeren yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Erzincan Valiliği tarafından il genelinde gerçekleşen ve devam eden projeleri içeren yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Mollaoğulları, Vali Yardımcıları Mehmet Kurt, Ahmet Türköz, Fatih Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İl genelinde projeler ve yatırımların değerlendirmesini yapan Vali Süleyman Kahraman, düzenlenen toplantılarla kamu ve özel sektör işbirliğinde Erzincan için yatırım yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturulmasının düşünüldüğünü, kurum yöneticilerinin bu projelerin takipçisi olacağını dile getirdi. İlimizin kalkınmasında önemli bir işlevi olan teşvik uygulamasında 4. bölgede yer almakla birlikte OSB ve Ergan Dağı Turizm merkezinde yapılacak yatırımlar 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Organize sanayi bölgemizde 59 işletme üretime geçmiş, 14 işletme inşaat aşamasında ve 13 işletme proje safhasında bulunmaktadır. Bölgedeki işletmelerde 1423 kişi istihdam edilmektedir. Kudaka tarafından desteklenen arıtma tesisi tamamlanmış, hizmete girmiştir. Erzincan deyince ilk akla gelen Ergan Dağı Turizm Merkezi'nde suni karlama projesi malzeme alımı 718 bin TL bedelle ihale edilmiştir. Kuraklama tesislerinin yapılması için girişimlerimiz devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, devletin çeşitli kuruluşları tarafından yapılan hibe desteklerine baktığımızda Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu tarafından bugüne kadar 72 proje uygulanmış olup projelerin tutarı 41.7 milyon TL olup 23 milyon 073 bin Türk lirası hibe olarak karşılanmıştır. 19 proje inceleme aşamasında olup 5 Haziran 2015 tarihine kadar başvurular devam etmektedir. Kudaka tarafından ilimizde 2014 yılı sonuna kadar 157 projeye 20.179 TL hibe sağlanmıştır. Hafta sonunda Erzincan'a gelerek halka hitap eden Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut değerlendirme toplantısı düzenledi. Gösterilen ilgiden dolayı halka teşekkür eden Bulut, Erzincan halkından 2 milletvekili istedi. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut 26 Nisan Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Erzincan mitinginin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve AK Parti Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Talha Erol Durmaz'la birlikte basının karşısına çıkan İl Başkanı Bulut, Başbakan Davutoğlu'na gösterilen ilgiden dolayı Erzincan halkına teşekkür etti. Bulut, Başbakan'a 14 sayfadan oluşan ve Erzincan'ın önceliklerini içeren proje dosyası sunduklarını ifade ederek bir milletvekili bize yetmez, iki milletvekili çıkarmamız gerek diye konuştu. Mitingimiz muhteşem, hem kalabalık açısından hem coşku açısından muhteşem bir miting oldu. Henüz daha siyaset aslında ısınmamıştı. Bu mitingle biz siyaseti ısındırmış olduk. İnşallah bu mitingde almış olduğumuz enerjiyle, halkımızın bize vermiş olduğu destekle biz adaylarımızla beraber sahaya düştük, çalışıyoruz. Şimdi Serkan Bey bir bölgede çalışıyor, Talha Bey'le bir bölgede çalışıyoruz. Allah nasip ederse iki koldan Erzincan'ımızı tarayacağız, ilçelerimizi, beldelerimizi ve 7 Haziran seçimlerinde inşallah en hayırlı, en güzel neticeyi alacağız. Özellikle Erzincan'a Sayın Genel Başkanımızın geldiğinde iki tane problem önemli noktada vardı. Su problemi, Erzincan'daki tarım sulama problemi, bir de hastanemizin acil olanların içerisinde
temelinin atılması. Bu iki konuyu biz kendilerine arz ettik. Sadece bu iki konu değil yani. Aşağı yukarı 14 sayfalık Erzincan'la ilgili yapışması gerekenleri kendilerine ifade ettik. Ama bu iki konuyu ifade ettiler kendilerine mitingde. İnşallah bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini de önümüzdeki süreçte ifade edecekler. Mitingde de ifade ettim. Bize bir milletvekili yetmiyor. İki iktidarın mutlaka iki milletvekilini alması gerekiyor ki hizmet yapabilelim. Bizim de gayretimiz, çabamız, ifadelerimiz, çalışmalarımız hepsi bu yönde. İnşallah mitingde de gördüğümüz, hepinizin de yakından izlediği gibi halkımızın verdiği bu destekle bu 2'de 2'yi yaparak Erzincan'a bundan sonraki AK Parti iktidarında en güzel hizmeti kazandırmaya çalışacağız. Ben bu yakın ilgi ve alakayı gösteren Erzincanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ve mitingimize şehrimizde olsun, ülkemizde olsun büyük yatırımlara imza atan, katılan bakanlarımız ve hepimizin içinden çıkan Binali Yıldırım Bey, Sayın Ulaştırma Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Onların gelip katılmaları da mitingimize ayrı bir hava, ayrı bir güzellik kattı. Ben hepsine, katılımcılara da teşekkür ediyorum. Coşkuyla katılan ve Erzincan'da bu mitinge diyelim ki AK Parti'nin hissiyatını yansıtan özellikle Erzincanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar parti yönetimlerinde görev alan partililer için ahde vefa toplantısı düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar parti yönetimlerinde görev alan parti yöneticileri için Ahde Vefa adı altında program düzenlendi. Programa AK Parti Erzincan Milletvekili Sabahattin Karakelle, AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan Milletvekili adayları Dr. Talha Erol Durmaz ve Serkan Bayram ile AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde parti yönetimlerinde görev alan partililer katıldı. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan'da 32 bin üyeye sahip olduklarını söyleyerek bugüne kadar geçmiş yönetimlerde görev yapan tüm partililere teşekkür etti. Bütün teşkilatlarımızda kuruluşundan 2002 yılından bu yana AK Parti'de görev yapmış bütün kardeşlerimizi aradık, çağırdık ve hepsi buraya iştirak ettiler. Bir AK Parti ailesi olarak Erzincan'da 32 bin üyemiz ve 154 bin seçmenle şunu paylaşıyoruz. Erzincan tarihinde ilk defa AK Parti'nin aldığı en büyük oyu alacak. Ve gerçekten herkes buna inandı ve gördü. İnşallah da bunu 7 Haziran seçimlerinde bir kez daha görmüş olacak. Erzincan Belediyesi tarafından kent genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine fesleğen çiçeği hediye ediliyor. Çiçek dağıtımıyla doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulması amaçlanıyor. Erzincan Belediyesi tarafından il genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine fesleğen çiçeği hediye ediliyor. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı programda her öğrenciye bir fesleğen projesi kapsamında Mimar Sinan İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine fesleğen dağıtıldı. Projeyle il merkezindeki tüm ilkokulların öğrenci ve öğretmenlerine fesleğen dağıtılarak öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması ve doğa sevgisinin kazandırılması amaçlanıyor. Etkinlik hakkında konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, daha yeşil bir Erzincan için faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, ağaç ve çiçek sevgisi oluşturmak amacıyla okullarda çiçek dağıtımı yapıldığını söyledi. Baharın gelişiyle birlikte çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Sayın Valimizin de destekleriyle birlikte her okulda her öğrencimize evlerine götürmek üzere birer tane fesleğen çiçeği hediye ediyoruz. Bu fesleğen çiçeği hem çok güzel bir koku veriyor, odanın kokusunu değiştiriyor, hem de yazın gelmesiyle belki evimize girecek sinekleri kovalıyor. Öyle bir özelliği olduğundan dolayı ve baharın da müjdecisi olarak böyle bir etkinliği belediyedeki arkadaşlarımızla karar kıldık. Ve bu etkinliği de bu programla birlikte, Sayın Valimizle birlikte, okul müdürlüklerimiz, muhtarımızla birlikte başlatmış oluyoruz. Vali Süleyman Kahraman ise anlamlı etkinlikten dolayı Erzincan Belediyesi'ne teşekkür etti.
Ardından öğrenci ve öğretmenlere fesleğen çiçeği dağıtıldı. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor. Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 6-20, Erzurum 1-14, Sivas 5-21, Elazığ 6-23, Malatya 9-22, Bayburt 3-19, Tunceli 6-22, Gümüşhane 5-20, Giresun 11-19 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ahsen Eczanesi. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Hoşça kalın.